Kolay gelsin. Sedat yok mu? Aa, Sedatsız olur mu ya? Sedat. Ne yapayım ya? Burada hocam biz önce kahvaltı yapıyoruz. Karnımız aç. Sonra gözleme yapıyoruz. Hayır, sizin burada neler var yani? Bugün ne var? Bugün köfteli pırasa yaptık. Köfteli pırasa. Ev yemekleri oraya. Evet, buyurun buyurun. Hanımlar çalışıyor. Hadi ya hocama yemekler gösterir misin? Daha bunu Uysal şimdi. Kafede bak o şeyin burada şey birinci sınıf ev yemekleri. Gözleme var, ev yemekleri var. Her gün değişiyor mu? Her gün değişiyor menü. Her gün değişiyor menü. Farklı menü. Nane mi atıyorsun? Evet. Ne o? O ne? Çorba mı? Burada yayla çorba. Yayla. Yayla çorbası mis gibi koktu. Yani ben içmeyeceğim de şimdi şu an. Ama kokusu güzel. Nanenin şeyi geldi. Nasıl geçti bu şey, sezon? Çok güzeldi. Yani güzeldi değil mi? Ağustos'taydı. İyi yani, güzel ya. Böyle pırasalı türlü. Yazın çalışıyorsunuz zaten. Pırasa var. Bu ne? Kabak karnıyarık. Kabak karnıyarık. Bizim yerde kabak. Gerçekten bunu akadan yiyecek bir şey yani. Vallahi çok güzel, elinize sağlık. Yani ben görsel şey de çok önemli. Pilav da var. Pilav her gün vardır hemen hemen değil mi? Kolay gelsin. Teşekkürler. Şöyle gezeceğim biraz da bugün. Ortalık biraz sakinledi. Kalabalığı sevmiyorum ben. Evet. Bu ay bizim ay. Tamam. Bu ay bizim. Sedat ne zaman yürüyoruz? Hocam ben yoruldum artık. Yürümek istiyorum. Kasım'da başlayalım. Şey, yenge ne zaman izin verecek bakalım hanım? Kasım'da başlar hocam. Çakal'da ne başlayalım. Zaman işi bitiyor sende? Sedat'ın? Kasım'da başlarız Kasım'da hocam. Kasım'da bitiyor. Kasım'da mı? Tamam. Kasım'da kürenler hazırlıyorum açıyor. Kendimi. Kürenler açıyor. Kürenler açıyor. Çakal'dan Olgasan Gölü. Orada kürenler açıyor mis gibi. Çakal'dan. Şeyde de güzel olur pirenler. Bu Murdala'ya giden yoldan, değirmen bükünden. Orada da güzel ama burada daha erken açıyor. Çünkü buraya erken. Ben seni ilk yürüyüşünü benimle yapacaksın. İlk yürüyüşü söz. Çakal'dan başlayalım. Hayır. Nereden başlayalım? Sındı'dan Mersincik. Oranın mevsimi Şubat'ta. Şubat'ı bekleyemem orada, arkadaş. Orada bir yürüyeceğim orada. Sandallar çakacak. Sandallar çakacak tamam. Biz gibi. Çakal'dan şeyi yürümek kolay canım. Kasım'da ortalık kuru oluyor orada. Yürürüz canım. Çakal'dan şeyi yürürüz. O zaman tamam. Şubat'ta hocam söz. Sandallar tamam. Çakacak. Tamam. O zaman yürüyeceğim. İnşallah sağ salim oluruz. Çilekte olacak. Çilekte tamam. Yer. Uysal Kafe burada böyle ufak tefek bir yer ama her zaman güzel. Yemeklere de hazırız. Yürüyüşe de hazırız. Tamam. Tamam. Doğa yürüyüşlerini de Sedat yapıyor. Hadi kolay gelsin. Hocam teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet. Bugün 20 Eylül. Kuvvetli bir rüzgar var ama şu kısımlarda hissedilmiyor. Bizim evin olduğu yerlerde kuvvetli. Bayağı kuvvetli bir rüzgar var. Pazar günü Emecik Dağı'nın tepesinde bulut oturduğunda demiştim. Rüzgar çıkacak diye. Dün çok kuvvetliydi. Bugün de var ama yani fırtına gibi. Günaydın, kolay gelsin. Evet, görüyorsunuz artık tabii Eylül'ün yarısından sonrası bizim artık. Ekim, Kasım yani. Ağustos'un 15'inden sonrası kış derlerdi. Şimdi Eylül'ün 20'sinden sonra biraz iklim değişti. Bir ay geriye gitmiş oluyor. Denize girenler var. Okuyor mu? Ha, okuyor. Hep gökyüzlü Ahmet arkadaşımızla. Hep doğada yürürdük. Değil mi? Ne güzel. Yapıyorsun? Ne güzel günlerdi değil mi? Evet. Ya ne güzel günlerdi. Sen ya. Tek başına mı gidiyorsun doğaya? Tek. Tek. Şu sıra tek. Sen buralarda mı? Buradayız işte.
Havalar soğuncaya kadar. İzmir gideceksin ondan sonra. Ondan sonra İzmir'e buradan. Doğalgaz şey hazır. Doğalgaz alıştın değil mi sen onunla? Tabii canım, orası rahat yani, o açıdan. Evet, burada yani ısınma bayağı bir büyük sorun. Yani şimdi bu heykeli yaparken böyle bir hareket verseymiş, şöyle biraz solun başları falan kabartan sırt dikenlerini. Sırt dikenlerini bu kadar enli yapmaması lazım. Evet, bu kadar enli olmaması. Uç kısmı biraz. Evet, balıkçı arkadaşımızdan konuşuyoruz, Akif abiyle. Yani biraz çok mutsuz olmuş ya. Herkes mutsuz zaten. Hadi hadi kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Tamam, ben bu selam söyle. Bizim Orfoz çok mutsuz diye böyle çektim. Çok somurtkan bir Orfoz ya. Biraz böyle güler yüzlü olsa bir şeymiş. Kimse tekne koymazdı. Şuradan geçmek serbest mi? Tabii ki hocam. Ne demek ya? Yani bizim öğrencilerimizden bak çekim yapıyorum bak. Merhaba hocam. Burayı sen mi çalıştırıyorsun? Evet hocam. Sana mı şeye ait? Evet, ben çalışıyorum. Yani sen burada çalışmıyorsun, çalıştırıyorsun. Çalıştırıyorum. He, tamam. Güzel. Yeriniz çok güzel ya. Sizler de iyi geçin. Lodos. Neydi burası? Lodos balık. Lodos balık. Güzel bir yer. Evet. Çok güzel oturma yerleri. Belediyeye buradan çıkabiliyoruz değil mi? Çıkar, çıkılır. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Değişik bir yol izledim. Öğrencilerimiz işte böyle turizmde çalışıyorlar artık. Onları görmek bizi mutlu ediyor. Başarılı olmalarını, hayatlarını devam ettirmelerini görmek. Şuradan güzel bir manzara var, çekeyim size. Evet. Barış Parkı'ydı. Açılışında gelmiştim. Evet bakalım. Bayağı bir bitkiler falan olmuş. Böyle bir heykel var. Anam. Kayaya ayağım takıldı. Datça Kültür Sanat Dayanışması. Barış her zaman her yerde. Barış Parkı. Şöyle bakalım. Geceleri çok kalabalık oluyordu buralara. Temmuz'da, Ağustos'ta özellikle. Web sitemde en çok izlenen sayfalardan birisi de Google'un belirttiğine göre bu Datça Gezi Tekneleri sayfam. Minibüs saatleri falan. Onlar da çok bakılıyor. Evet. Datça Detay hizmet vermeye devam ediyor. Evet, eskiden her gün uğradığım bir yerde. Burası. Karşıya teknemizi bağlıyorduk. Anam. Ooo, lamburtalar arkadaşlar. Bakın, lamburta balığı. Çok yakalardım bunları. Üç tane lamburta. Evet, balık peşinde koşuyorlar. Çekiyorum, belli olmuyor şu an. Sürüler halinde gezer bunlar. Bunlar sürüler halinde gezer. Her biri de birer kilogram fazla. Açıklama yapıyor hep her kişi. Evet, turistler var. Evet, Datça Kooperatif balık satış yeri. Kolay gelsin. Oh, balığınız bu. 3 tane lamburta. Nerede? Şurada. Kocaman kocaman. Şöyle şöyle. Evet. Ha, geziyordu şimdi kıyıda. Yem arıyorlar böyle. At hemen gelir. Yasak bu. Yasak mı? Aa, o da güzel. O da güzel.
Yasa. Çekemiyoruz. Çekiyor ya. Çekiyor da biraz kanalın kısı. Taze balık her gün. Şimdi geldim. Tazecik balık. Tazecik. Ne balıkları? Elçisi. Sen mavi. Şimdi geldim. Lopa var. Her şey var ya. Başka ne var? Evet. Lan burtaları görünce ben balıkçılık günlerim aklıma geldi. Bayağı yakaladığımız balıklardandı bu mevsimlerde. Ama limanda balık yakalamak yasak dediler. Yasakmış. O da güzel bir şey. O da güzel bir şey. Onları böyle göremezdik yoksa. Ama tabii balıkçılık şeyi, o avcılık şeyi var ya, içgüdülerde o hemen canlanıyor. Bak, merhaba arkadaş. Pek rahat bir şekilde. Ne güzel ya. Bak mutlu. Mutlu mu, hüzünlü mü? Biraz şöyle, rüzgar olduğu için tabii her yerde rahat konuşamıyorum. Sesi etkiliyor bayağı rüzgar. O kısımlarda artık böyle videolarda müzik koyuyorum, öyle kısımlarda eğer günübirlik turlar. Merhaba. İyiyiz be. Çekim yapıyordum da şurada dedim, eskiden bir eski bina vardı. Altında küçücük bir tane kafe. Orada oturduk. Başka da bir yerimiz yoktu ya. Bugün de var mı tur? 2-3 tekne çıktı. Sırayla gidiyorsunuz değil mi? Yok, sıra değil, herkes müşteri. Artık tabii yavaşladı. Yavaşladı, yavaşladı. Ben de şöyle bir dolaşacağım. Merhaba hocam. Nasıl gidiyor işler? Hoca, ne haber? İyilik, seni sormalı. Artık buralara pek uğrayamıyoruz. Yıllar oldu. Ya sen şurada gizden vazgeçme ya. Dağlar daha güzel. He? Dağlar daha güzel. Hadi ya. Denizde bir şey yok. Şimdi 3 tane lamburta gördüm. Şurada hemen içim kaynadı yine. Hadi ya. He. Büyük büyük böyle 3 tane dolaşıyorlardı. Eskiden olsa hemen yakalardık. Evet. Yani teknemiz de buradaydı ya. Evet. Sen bir şampiyonsun o zamanlar ya. Tepelerden koylar. Tepelerden güzel görünüyor. Denizden değil. Nasıl gidiyor? Kiralık. Senin bu teknenin şeyi var mı benim şeyde? Reklamı. Koyayım da fotoğraf motoraf gönder bana. Al benim telefon numarasını. Datça Detay web sayfamla bayağı bir insanlara faydalı olduk. Zamanında yine oluyor. Temiz, dürüst çalışan herkesi orada tanıtmaya çalıştım. Bak Mehmet arkadaş bisikletinle çıkıyor Mehmet. Ha? Ne yapıyorsun? Şey nasılsın? Ya, hep eski arkadaşlar işte. Sen limana bu çıkınca ne? Bu kamera. Kamera mı? He. Bayağı büyük tekneler. Mavi tür tekneler. Otel gibi. Evet, Taşlık plajına doğru gidiyoruz. Burada rüzgar etkisini gösteremiyor. Binalar falan önlüyor artık. Evet, sakin. Deniz burada. Rüzgarların etkisi burada zayıflıyor. Bayağı insan var sahilde. Mevsime göre. Kolay gelsin. Can kurtaran mı? Evet. Bu Datça Belediyesi'nin değil değil mi sizin yok, can? Yok, Muçevi. Muçevi'nin Muğla değil mi? Muğla Çevre Koruma. O mu görevlendiriyor sizi? Evet. Eylül'ün sonuna kadar burada görev yapıyoruz. İki arkadaşız. Tamam. Ne güzel. Evet arkadaşlar. Sahilden yürüyerek geldim.
Merhabalar, ben Harun. Evet, merhaba Harun. Hep geliyorum buralara da sizleri tanımıyorum. Yeni açtınız diyorsunuz yani. Evet, sezon başında açtık. Sezon başında açtık. Kışın kalmaz değil mi? Kışın maalesef yağmurlar izin vermiyor. O zaman ne yapacaksın? Okuyor musun bir yerlerde falan? Burada bizim kendi meyhanemiz var, biz orayı işletiyoruz. He, neresi? Ne isim? Meyhane Datça. Burası da? Tam keyif durağı. He, keyif durağı. Artık bayağı bir kişiler geliyor, oturuyor falan. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Burada tost var, çay var. Sabahları kahvaltımız oluyor. Akşamları köfte ekmek yapıyoruz. Köfte ekmek. Tosmos. Evet. Tosmos. Patates diyoruz. İyi ya, ne güzel. Sakin en burası. Evet. Tam böyle dinlenecek, dinlenecek bir yer. Manzara tamam. Çok güzel. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tekrar kampingin önünden geçmedim. Bayağı bir insan vardı. Artık yanlış anlaşılmasın diye geçemiyorsun. Başka yerde yok. İşte yolu böyle uzatacağım şimdi. Böyle bir daire çizeceğim. Öyle artık oraları olduğu gibi kaplanmış, çevrilmiş. Burada kamp alanı var. Denize sıfır. Evet, güzel bir yer. Tabii uygulamalarını falan bilmiyorum ama şöyle baktığın zaman kamp yapmak için güzel bir yer. Evet, Atatürk Kent Park'tan geldiğim yoldan geri döneceğim artık arkadaşlar. Biraz ileride mavinin değişik tonları vardı. Burada yeşilin değişik tonları var. Hemen Taşlık Plajı'nın dibinde. Çok güzel bir yer. Kolay gelsin. Hocam, hoş geldin. Nasıl? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? İşler nasıl? İyi be. Başladı hocam. Şöyle düştü değil mi? Şöyle bayağı. Ben de ondan çıktım zaten. Okulları şöyle çıkıyor. Biraz dolaşıyorum. Şey yapıyorum. Sabah yürüyüşü. Hem böyle etrafı. Evet. Bayağı yabancılaştık artık Datça'nın bu merkezine. Yerleştim. Şey, İyisiniz değil mi? Bir? İyiyim hocam. İyi, işler iyi. İyi ve bu taraflara pek gelemiyoruz artık. Değil mi? Uzak, hep evde kaldık çoğu zaman. Doğru. Sıcaklarda. Doğru. Kaça kadar açık? Ne zamana kadar yani? Yani havalar sertleşene kadar. Sertleşene kadar. Hadi kolay gelsin. Sağ olun hocam. Merhaba. Evet, güzel. Nezih bir yer. Sakin. İşletmeci arkadaşlar, terbiyeli. Susamış, su arıyor bak. Su değirmeni varmış eskiden burada. Evet. Oo, kalabalıklaşmış. Göletin olduğu yer. Kalabalıklaşmış arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Burada havuz gibi giriyorlar içine. Suyun altında duruyorlar, yıkanıyorlar bazen. Burası artık ak plajı gibi olmuş. Evet. Şemsiyeler. Asırdan şemsiyeler var. Bayağı plajı olmuş. Burası güzel olmuş. Böyle burayı böyle bıraksalar en azından vatandaşlar için çok güzel olacak. Her taraf beyaz olunca güneş ışığında insanın gözünü çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Yani bunu işleten arkadaşlar biraz değişiklik, hafif beyazla maviyi falan biraz karıştırarak çok hafif bu ışığı kırabilirler. Beyaz çok rahatsız edici bir boyutta. Bu önemli. Yani. Önemli. Her taraf beyaz. İnsanın gözünü güneşte çok rahatsız ediyor. Nostalji yaşatıyor. Nostalji. Datça'yı dünyaya tanıtıyor. Biliyorum canım. Kaç sene oldu seni görmeli ben? Ben 5 sene oldu. 5-6 yıl oldu. Burada değil miydin? Ben buradaydım. Sen uğramadın. Ben beni uğramadım. İhmal ettin. Doğru doğru diyorsun. Ben uğramadım. Beni ihmal etti. Yani evet, Fehmi. Aynen devam ediyor. Koççu Fehmi. Nostalji'yi her şeyi buradan aldığımız yer. Biliyorum ya. Sen ama yöreselde dünya markası oldu. Oo, yöreselde. Yöreselde dünya markası oldu. Vallahi bizim hanım senin müşterin, bilmiyorum artık başkasını. Bak, yöreselde dünya markası. Bütün dünyanın her yerine ürünlerimizi tanıtıyoruz. Şu şey şapkaları oluyordu, ben senden alıyordum. Evet. Hala var mı onlarda? Bak, nostalji. Babaannenin keyisi bile var. Bak. Arkadaş. Babaannenin keyisi bile limana var. Limana giderken Koççu Fehmi. Evet arkadaş, gerçekten ayrı bir hizmet seninki ya. Biliyorum, ben yıllardır Datça detayda da tanıttım Osmanlı yani. Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma ürünü tanıtıyorum ben dünyaya.
%100 pamuk. Evet, ne güzel, ne mutlu sana ya. Bu pandemide dahi bak. Pandemide dahi en genç çalışanımız 40 yaş üstünün ablalarımız yapıyor hep. 40 yaş üstü ablalarımız. Şey mi? Üretimde sensi yapıyor. Tabii kendimizin. Ula'da. İşte, Muğla Ula'da. O önemli ya. Bu Ula çok köylerinde. Bu çok önemli işte. Kendi üretmen çok önemli. Şapkaların nerede? Şapkaların neredeydi ya? Şapkalarımız burada. Ben internetten şapka aldım da bir karşılaştıracağım bakalım. Hayır, bu olmaz internette. Biliyorum, çünkü olmaz. Canlı yayında hep. Bu. Kaç para bunlar? 50 lira. He? İnternette dünya parasına satılıyor. Koçlu'ya indirimli. Evet, indirimli. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Bütün uçak bezi Uşak'ta dokunur, Tokat'ta basılır. Evet. Saç baskıdır bak. Ne istersen çantalar var. Çantalar peştemal ipindendir. Bu ne postacı. İstersen? Ne istersen var. Bu ne sır. Bu plaj imaj. Oo. O bürküz çift taraflı. Olmayan şey yok ya. Ben okur, biliyorum okur. Ya. Bak. Hadi. He? Bak geldiklerimiz. Evet bak. Antibakteri. Slipper Slide. Dünya markası. Ne güzel ya. Hepsi erişim. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bak Dacia havlumuz. Dacia yazıyor bak. Dacia havlumuz. He, Dacia çantamız. Oo. Bak. Dacia çantamız. Evet. Kolay. Hepsi organik, hepsi kendi mahsulümüz. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Turlarla gelenler var. Karşıdan bayağı bir kalabalık geliyor. Artık turlarla falan Açı'ya çok gelen oluyor.